Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir korku videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birazdan iki tane korku oyunu izleyeceksiniz. Efendim, bu korku oyunları ikisi de bağımsız yapım korku oyunları. Bu korku oyunlarını canlı yayında oynamıştık. Canlı yayını kaçıranlar, canlı yayını izleyemeyen arkadaşlar için ben tekrar video olarak paylaşmak istedim ki hani kaçıranlar varsa da bu korku oyunlarını, çünkü yaptığım yayınlarda da soruyorlar oynadım mı diye. Canlı sekmesinde göremeyen, canlı yayında izlememiş olan arkadaşlar için tekrar sunuyorum. Ama buradan şunu da söyleyeyim. Yarın yepyeni, daha önce hiç görmediğiniz, hiç izlemediğiniz, benim de ilk defa oynayacağım korku oyunlarını sizlere sunuyor olacağım. Bu videoda iki tane korku yapımız var. Canlı yayında izleyen arkadaşlar, canlı yayında izledikleri noktadan eğer oyunu hatırlarlarsa, bir yorumda bulunurlarsa sevinirim. İlk defa izleyecek arkadaşlara da bu iki korku oyunu için şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Videoyu genel anlamda beğendiğiniz takdirde lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. İşte kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için iki korku oyunumuzla birlikte o videomuz. Ama başlamadan önce... Devam etmeden önce bu videoyu desteklerinden dolayı Asus ve Nvidia'ya sonsuz teşekkürler. Karşınızda Asus'un oyuncu laptoplarından bir tanesi olan dikkat çekici özellikleriyle Strix G18. Tam bir performans canavarı olarak karşımıza çıkan Strix G18 teknik özellikleriyle başta da söylediğim gibi dikkat çekiyor. Bu durumun en başlıca sebebi ise laptopumuz içerisinde Nvidia GeForce RTX 4071 ekran kartı bulunuyor olması elbette. Bu ekran kartının haliyle getirdiği nimetler olan RTX, DLSS ve Reflect teknolojileri en gelişmiş halleriyle sistem içerisinde, bu laptop içerisinde yer alıyor. DLSS 3.5 teknolojisi mesela. Hatırlarsanız DLSS 3 ile birlikte yapay zeka kullanılarak karar oluşturma teknolojisine imza atılmıştı. DLSS 3.5'da ise bu teknoloji daha da geliştirilirken path tracing, yani ışın oluşturma ve oluşturulan ışının izlenmesi, ışın izlemeli aydınlatma üzerine büyük yeniliklere imza atıldı. Böylece hem yansımalarda hem de ışıklandırmalarda daha iyi bir görsellikle karşımıza çıkması sağlandı. Bu durumu net görebileceğimiz oyunlardan bir tanesi, ki Alan Wake 2'den de bahsedeceğim ama, Cyberpunk 2077'yi ele alalım. Bu sahnede DLSS kapalı, ray tracing açık halde 20 FPS alırken oyundan bu akıcı olmayan yapıyı hissedebiliyoruz. Ancak DLSS 2 aktif edildiğinde, bu gelişen teknolojisiyle Nvidia'nın ray tracing ve DLSS açık olduğunda 60 FPS'lere kadar, yani 40 FPS'lik neredeyse bir artış yakalayabildiğimizi görüyoruz. DLSS 3'e gelecek olursak, DLSS 3'te yine aynı sahnede renkler, ışıklandırmalar ne kadar canlı gözüküyor görüyorsunuz. Burada da FPS değerimiz bu teknolojiler açıkken 100 FPS'lere kadar çıkabiliyor. Tabii Nvidia bununla da kalmadı. Bir de işin içerisine DLSS 3.5'u getirdi bahsettiğim gibi. Ve burada da yine aynı sahnenin akıcılığını, ışık detaylarını, yansımalarını görüyorsunuz. Ve tüm teknolojiler açık olmasına rağmen 110 FPS'lere kadar çıkabiliyoruz. Bu durumu en iyi şekilde görebileceğimiz oyunlardan bir tanesi olan Alan Wake 2'de bu laptopumuz path tracing açık iken ve tabii ki tüm ayarlar ultra'dayken 70 ila 90 FPS arasında değişkenlik göstererek hem akıcılık hem de görsellik anlamında harika bir iş çıkardı diyebilirim. Palworld'e gelecek olursak, Palworld'de yine Nvidia'nın DLSS teknolojisini, DLSS 3.5 teknolojisini destekleyen oyunlardan bir tanesi. Ayarlar kısmına geldiğimizde, ki sadece Steam versiyonunda var, Game Pass versiyonunda DLSS ayarı yapamıyoruz. Performans moduna geçtiğimizde bu açık dünyaya sahip, içerisinde barındırdığı Pokemon'ları ele geçirme ve oyunun dünyasını keşfetme odaklı bu yapıda rahatlıkla oyunu 120 FPS'lerde oynayabildiğimizi görebiliyoruz. Efendim, bunun dışında tabii ki sadece performans modunda değil, performansın yanı sıra quality, yani kalite moduna geçtiğinde de neredeyse hiç FPS düşüşü yaşamadan Palworld gibi açık dünyaya sahip geniş çaplı bir oyunu oldukça rahat bir şekilde ve tabii ki çok gerçekçi yansımalar ve ışıklandırmalar detaylarını da işin içerisine katarak Nvidia şahane bir işin altından kalkıyor böylesine bir oyunda da diyebilirim. Laptopumuzda öne çıkan bu ekran kartımızın yanı sıra Intel'in 13. nesil i9-13900HX işlemcisi, 16 GB DDR5 RAM'i ve oldukça bir laptop için yeterli büyüklükte olan 18 inçlik ekranı, oyunlar ve dosyaların depolanması söz konusu olduğu noktada ise 1 TB'lık SSD ile oyuncuların karşısında. Ve bunların yanı sıra yüksek performansla çalışacak bunca parçanın bir araya geldiği böylesine bir laptopta, Asus mühendislerinin harika işçiliğiyle oldukça iyi bir soğutma sisteminde bu laptopta yer aldığını görmekteyiz. Kısacası bir oyun canavarı olarak karşımıza çıkan Strix G18, taşınabilirlik anlamında da fazla ağır olmamasıyla dikkat çekiyor. Oyun oynamak, film dizi izlemek, günlük işleri yapmak, hatta yayın yapmak gibi konularda kullanıcısını özmeyen bir laptop olarak karşımızda boy gösteriyor efendim. Bu laptopla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bu videonun aşağıdaki açıklama kısmında bırakacağım linke tıklayarak bu laptopla alakalı daha fazla bilgiye o linkten de ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi videoya devam edebiliriz. Evet, o halde... Fare mi geçti lan oradan? Fareydi galiba ya.
Haydi başlayalım. Evet, This Story is About a Small Village. Küçük bir köy hakkında bir hikayeymiş bu. A street at first glance, it sounds different from the other villages, but it's not from the other. Diyor ki, sıradan bir köyde geçen bir hikaye bu diyor. Aslında dışarıdan bakıldığında diğer köylerden bir farkı yok bu köyünde diyor. Ama içerisinde işte burada bir şeyler olmuş ve yaşanmış şeyler buradaki hikayenin gelişmesine, değişmesine sebebiyet vermiş. Hatta burada başına bir kaza gelen bir adam varmış. Onun hikayesi bu köyle ilgili gizemi falan çözmeye çalışacakmışız. Buraya ait değilsin. Bize yardım et diyor sesler. Lütfen bize yardım et. Kafanızı mı vurduk? Ne oldu? Kaza? Biz bir adam olarak bu köye geldik, kaza mı yaptık? Ama bize yardım edilmiyor, biz mi birilerine yardım edeceğiz? Telefonum çalışmıyor, sinyal yok. Has. I think I drove into village. It's getting light. Evet, köyün içerisine doğru gitmem lazım. Saat geç oluyor. Harbi koşabiliyoruz mu ya? Koşmasaydık iyiydi lan. Bir kaza... Bir telefon, bir çağrı, alo diyebileceğimiz bir yer bulmamız lazım köyde. Allah Allah. Bura köy mü, emin miyiz? Pek köy gibi değil ya. Ne yazıyor burada? O, A, E, Gana yazıyor. Girme falan yazıyorsa giriyor gibi olmayalım. Selamlar. Merhaba, lütfen yardım edebilir misiniz bana? Acil bir duruma ihtiyacım var. Acil arama yapmam lazım. He? Aa, burada eczane yazıyormuş. Varsa bir tentürtiyot alayım ya. Ha? Bir telsit alaydık ya. Gel telsit. Aa, bir çığlık attı. O bir çığlık mıydı dedi. Telsit gerçi mide için değil mi? Bize baş ağrısı için. Nurofen de olmaz. Tabii. Ne istese parol olur. Ha, parol olur ya. Burada ne yazıyor? Kaponan takabı. Ne bileyim oğlum, Rusça bilmiyorum ki ya. Aha. Telefon global abi, telefon global, dur. Telefon her yerde aynı çalar abi. Kataflam. Bak dur, diş ağrısına girebilir. Kayıp çocuk yazıyor. Yo, onu anladım zaten. Yani varsa bir sigara yazacak hali yok. Telefon çalışmıyor. Niye öttü o zaman? Öt, 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 bülbül öt. Adı neymiş? Gayet, gayret. Kayıp çocuk var, tamam. Yani kaybolur burada, çocuk kaybolur net. Tamam, ya olur yani. Kaybolmayacak bir yer değil burası. Çocukları cinler çalıyor, cinler çalıyor çocukları. Yeter lan ampul, patlayıp durma. Hocam nazarına sabahtır patlıyorsun. O ne? Hey, bana yardım edebilir misin? Alo. Hocam. Ne oldu, biri taş mı atıyordu? Meyve kafana düşüyor diye mi öyle durdun? Ne oldu? Niye siper aldın sen ya? Lan. Yanına da gelemiyorum. Kürekle mi dürteyim? Ne yapayım? Kürekle mi vurayım? Ne yapayım sana? I was sitting in the bottom of the lake when I saw... Diyor ki, teknemle birlikte gölün üzerindeydim diyor. Öyle oturuyordum diyor. Sonra sisi gördüm diyor. Böyle sudan böyle yükseldi diyor. Sudan yükselen bir sis gördüm diyor. Kıyıya doğru yüzmeye çalıştım ama hiçbir şey göremedim. En sonunda böyle limana, yani kıyıya elime dokunduğumda diyor, kıyıya çıkabildim diyor. Yani dokundum ve çıktım diyor. Sonra eve koşmaya başladım diyor. Arkama bakmadım diyor. Arkama bakmadan koştum diyor. In the house I saw my wife. Diyor ki, eve girdiğimde karımı donmuş böyle bir heykel gibi gördüm diyor. Ve böyle çocukların böyle hissiz. Böyle. Hani bir günde 4-5 tane üniversite sınavına girmiş öğrenci gibi böyle hissizleşmiş.
Öyle duruyorlardı diyor. Evden dışarı çıktım. Korku telaşla bana kim yardım edebilir diye yazmış ama sonrası yok. Adam ölmüş lan. Adam ölmüş, buradan çıkmak lazım dedi de. Yüzerek gitmeyin. Abi. Fikret abi. Abi kalk. Abi. Hayırdır oğlum? Şey mi bu, tarla korkuluğu mu? Lan! Voldemort! Çakarım havada kedi oraya. Anıl abim. Abim teşekkürler, hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Hayırdır abi? Allah Allah. Ha? Telefon mu? Yok, buradan değil ki. Lütfen bize yardım et. Abla siz kimsiniz abi? Lan siz bana yardım edin. Ben kaza yaptım ya. Arabası kaza yapıp buraya gelen biziz ya. Dur bir dur. Yavrum bir dur, evin girişini bilmiyorum, dur. İçeride kimse var mı? Alo! Geberiyoruz lan. Tövbeler olsun, ne oluyor oğlum? Aa! Lan? Aynen ya, en iyi geçişler Marvel'da ya, aynen. Tövbeler olsun, ne oluyor ya? I want them, onları uyardım. Those are the little kids who don't have bullied him. Dedim ki işte o küçük çocuklar onunla zorbalamamalı ve onun oyuncaklarına zarar vermemeliydi. Onun çocukların ailelerine söyledim. But işte hani beni de ciddiye almadılar, bana hep deli dediler. Ben uyardım onları falan dedi de. Abi şu uyarılara bir kulak verin ya. Milleti deli yerine koymaktan bir vazgeçin lan. Az önce böyle bir buldozer geçti gibi bir ses geldi ama. Niye anırıyor lan? Arabayı bırakak ya. Sonra gelir alırız lan. O ne? Kasırga mı? Ne oluyor lan? Lan hoş. Lan! Nefes verdim. Enseme nefes verdiler. Fikret abi geliyorum bak. Ananı. Abi? Yavaş. Yardım et bize. Yavrum ne yapayım? Elimle fırtınayı mı yarayım? Ne yapayım ya? Ana yandınız mı lan? Ne yaptınız? İyi akşamlar. Aa. Vah 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 vah. Ne diyorsun ya? Oğlum adamı mı yakıyorsunuz? Manken. Ne oğlum, moda katili mi bu? Sanat katili mi? Yavaş. İndir bakayım o elinizdekileri. Sakin ol. Sakin ol. Erol indir onu. It's all your fault. Hepsi senin hatan. Sana hatalı, yanlış hiçbir şey yapmadım. Benim tek arkadaşım, my only friend was my... Benim tek arkadaşım benim bu oyuncağımdı, bebek oyuncağımdı. Ama sen ona güldün, ona kahkahalar attın, bana güldünüz, benle dalga geçtiniz. You need to... Hello. Hatta sevdiğim birisini benden aldınız. And I have shown you what it's like.
ben de bunu size ne olduğunu göstereceğim. Ben de bunu sana ne olduğunu göstereceğim. Evil are gonna add on it forever and işte ne denir ona? Kötülük içinde değil de acı içerisinde yaşayacaksın sonsuza kadar. Ve this will not change in any way. Ve bu hiçbir şekilde değişmeyecek. Nasıl ya? Kazık sok acı için o kazığı sokmazsınız inşallah. Satırı matırı sokmazsınız. Bunu da diyorum. Kargalar Cem Bey. Kargalar. Hadi kardeşim. Küçük abdest 50, büyük abdest 100 ya. Çık çık çık. Enflasyon yapacak bir şey yok. Kakanın da fiyatı arttı. Ne oluyor lan? Anam kayıyorum ben. Lan ne oldu oğlum? Gitar beni dışladı lan. Harbi sanata karşı bir şey var burada ya. Gitar bana falso verdi oğlum gitar. Allah Allah. Bir ışık mı ışık? Yusfaraz, hoş geldin suçum. Özlettin kendini, selamlar. Heart of Darkness, ha. Renderen, renderen, karanlığın kalbi. Hadi bakalım. İyi. Çok güzel. Çok güzel. Tutarız biz burayı. Haftaya gelelim. It was old well. Eski bir kuyu vardı diyor. What I saw there. Orada gördüğüm şey ve Luca'nın bana söylediği şey gerçekti, doğruydu. They have paid for it. Bunun bedelini ödemeliler. Onlara cezalandıracağım. Onlara ceza vereceğim. Yağmur Alkan, Yağmurcuk teşekkür ederim. Hoş geldin. Ne olan inni cinni bebe mi? Bak hani böyle şeyler vardı ya. Erkek yaparlar mesela bebeği. Pipisine iğne sokarlar. Hani iktidarsızlık falan. Kocasını aldatıyordur. Kadın kıskanıyordur falan. Yaparlar böyle. Filmlerde görürüz. Ne bileyim hani koluna yaparlar. Kolu çalışmaz falan. Öyle bir şey mi bu? İğneli bebek. Bu kim? Mahmule teyzeyle kocası. Geldik geldik. Ev değil, bambaşka bir şey. Tamam, bura açılmıyor. Güzel. Koşabilmemiz çok kötü ya. Koşamasak, yani koşabiliyoruz. Yani oyunun ayarlar kısmında koşma tuşu var yani. O Allah senin kankalsın. O neydi kız? Mahmule? Bile dayı, şu hortumunu al, şu hortumu kullanırız. Lan ne yapıyorsunuz? Aa, buraya pısı vermiş. Her yerde bu Freddy ya. Allah! Bereket, kafamın içinde aradınız ya, dur bir dur. Alo. Kapıyı tahtaladılar. Ne yapıyorum lan ben burada? Gitmem lazım dedi. Allah Allah, şimdi mi aklına geldi lan? Kapıyı mı tahtaladılar lan? Abla biz kaza yaptık. Vallahi bizim bir alakamız yok. He? Aha, kapıyı dışarıdan kilitledi birisi. Aha, burada gitti. Kapılarda pencerelerde demir var. Başka bir yerden çıkmam lazım diyor. Anam Allah'ım, Allah beni an kaldırmasın senin. O ne, dağlarda taşlarda geziyorum. Kaç yaşındasın ya? Bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? Duvarda yürümeyi. Hani insanoğlu yaratılmış en mükemmel varlıktı. İnliğine cinliğine koyacağım şimdi. Duvarda yürüyorsunuz, ben yürüyemiyorum ya. Anam yavaş. Dur, dur. Dur bir. Ne oluyor lan? Dur bir, yapma onu. Yapma. Pis veren mi? Lan ne oluyor? Sus lan, sus. Tut. Lan ne yapacağız? Allah'ım, epilepsi o hastalığı olanlar delirdi şu, kafayı yedi şu an. Lan sus. Sus lan! Sus!
Baba bizi çıkarın buradan. Lan ne oluyor? Baskı ne oluyor? Ne oluyor lan? Mesaj mı geldi lan? Ne dedin yavrum? Ne dedin evladım? It had happened. When I saw that boy through the window, I realized that he saw something we shouldn't have seen. I need to get ahead of him. Aa diyor ki, bunun olması gerekiyordu. O çocuğu pencerede gördüğümde ve o çocuk gördüğü şeyi, yani o çocuk penceredeyken gerçekleşen şey ve o çocuğun bunu görmesinden dolayı ondan kurtulmalıydım. Çocuktan kurtulmalıydım. Allah lan! Ağzını koyarım senin. Bir zekalı. Ne oldu? Duvarlarda yürüyen teyze kocasını aldattı. Ya da adam karısını aldattı, bu çocuk gördü, onu kaçırdılar, öldü. Ler gibi bir şey mi? Lan millet! What the fuck is this? Aynen, what the fuck is this ya? Ne boktur ya? Ya yol yok, çocuk nereye koştu oğlum? Allah'ım evi yık üzerimize. Kim? Ebu Bekir abi. Sapıkça figürler. Bu evde şey olmuş. Her şeyi sebep yükleyen. Üste geleyim mi? Ben de geleyim mi üste? Arasını çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Belki oradan bir pencere vardır dedi. Oğlum gitme eklan. Hey! Ne oldu? Şak 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 şak. Tamam oğlum merdiveni getireceğiz işte herhalde ya. Oğlum çıkın pencerelerden. Ne oluyor? Dur. Nasıl verilecek yer de yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu al lan. Yavaş. Yavaş. Haydi Allah. Yusuf Aras. Metal hatırlıyorsan bir korku oyunu demişsin, onda oynayacak mısın? İsmini bir daha bir tekrarlarsan. Yusuf. Allah belanızı versin sizin. Ya şunu, şu oyuna bir tane böyle... Bir tok atabilme dinamiği getirin ya, böyle bir koyu vereyim ya. Bir tane korku oyunu şunu yapın lan. Allah belanızı vermesin. Örümcek yoktur inşallah. Ne oluyor aşağıda, ne oluyor? Delirdiniz gene. Ortadan kaybolmadan bu yana 4 hafta geçti. Luca told me that it was a children's fault. Luca'nın söylediğine göre bu çocuğun hatasıymış. Luca bana böyle söyledi. Hatta çocuğun annesinden bir mektubu verdi bana Luca. Ve dedi ki, I had to find a dışarıda... Yani bu gerçeği ortaya çıkarmam lazım dedi Luca bana. Kim oğlum? Böyle biri var mıydı lan? Slender abi. Dur. Luca bu mu? Kayıp bebek bu mu?
Lan bu bebek bir şey görse ne olur, görmese ne olur? Cama mı vuruyorlar, ne oluyor oğlum? Ha? Ya ne oluyor lan? Abi? Ha, askılıkmış ya. Ha. Kıyafetmiş ya. Nermin, sen niye buradan buraya geldin? He? Buraya niye? Nermin. Bas bakın! Önce kapıları kilitledim, bir. İki, gözlerimi kapattım. Üç, find a place for yourself. Kendin için bir yer buldum. Dört, nefes alma. Beş, kalbinin atışını dinle, hisset. Altı, bekle. Nasıl ya? Merdiven mi düştü? Aa. Dur oğlum, ne diyordu? Bir dakika. Önce kilitle kapıları diyor. Bak, bir, kapıları kilitle. Akılda tutalım. Belki yapmamız gerekendir. Gözlerini kapat diyor. Onu nasıl yapacağız oyunda ya? Üç, kendine bir yer bul diyor. Saklanacak bir yer. Saklanacak bir yer bulalım ikimiz. Sonra nefes alma diyor. Sonra kalbinin atışını dinle diyor. Hisset diyor. Sonra bekle diyor abi. Allah Allah. Hayırdır, kalp krizi mi geçiriyoruz? Anam Allah. Bekir, çıkamadım. Kapıyı engellemedim. Kapıları mı kapatayım abi, ne yapayım? Biz buraya girdik mi lan? Samet Güneş, teşekkür ederim. Evet, girdik. Burada var olduk abi biz. Biz burada var olduk. Allah belamızı vereydi de kazada gebereydik ya. Bu neymiş arkadaş? Nerede bekleyeyim? Bunun altına mı gireyim? Lan ne yapayım? Allah bırak ya. Lan. Nereye kapatacağız ya? Şurası çok güzel pısılacak yerde. Bak, buraya biri pısı vermiş. Şu kapıyı kapatsam. Bak, kapattım. Lock doors. Tamam. Sonra ne diyordu lan? Kapıyı kapattık. Kendine bir gözlerini kapat diyordu oğlum. Gözümü nasıl kapatayım ya? Bana bir yer lazım hocam. Bak bu buraya pısmış abi. Bak bu buraya pısmış. Bu da buraya pısmış. Bize bir pısık. Bize bir pısık bir yerde bize verin lan. Bir pısmalık da bize ya. Kurban olayım lan. Burada gizli bir kapı var diyor. Bir levye ya da anahtar kesin olmalı burayı açmak için. To open lock, use the hints. Rusça bilen arkadaşlar, kağıtta yazanda da mı aynısı yazıyor? Bak, kilit diyor, telefon diyor, anahtar diyor. Nasıl bir bulmaca lan bu? Kilit, anahtar, kilit, telefon, anahtar, kilit. Allah Allah. Mahpul ablam dolabın arkasından geçti ya. Abla gel yat buraya, yatak var, kurban olayım. Zaten nefesin gitmiş. Aa, anahtar burada lan. He? Hemen. Ne oluyor? Kırılıyor birileri. Anam.
Anam. Nereye sokacağız oğlum? Telefon? Aha burada da var. Faster, hızlı ol. Pencere mi? Nasıl lan? Hangi pencere? Oğlum ne oluyor lan? Hangi pencere ya? O hangisi lan? Ha, kaloriferli olan. Anahtar nerede? Give me, give me. Petekli olan işte, anahtar nerede? He found it. Hayda, buranın kapısı açıldı lan. Dur bak, bir sürü var ya. Başka pencere mi acaba o? I can only say what I feel my doll. Look at all. Söyleyebileceğim tek şey, hani oyuncağımla ilgili, oyuncağım setimle alakalı. Luca was, Luca her zaman beni dinler. Luca benim dostumdu. Ha, bunun oyuncağının adı, peluş bebeğin adı Luca'ymış. Tamam, tamam yavrum, tamam sensin. Çabuk ol yazıyor da biz koşamıyoruz ki. Bak bunda pencere, öbüründe makyaj masası gibi bir masa var, onun sol çekmecesi. Kaç tane kilit var burada? 3 kilit zaten, aynen, tamam. Allah senin belanı versin ya. Ya senin Allah bin bir cezanı versin. Kapı gibi geldi. Kapı kadar geldi ya. Bekir, Allah cezanızı versin oğlum hepinizin. Nereden geldik? Nereden geldik? Nereden nereye gidiyorduk da niye kaza yaptık ya? Ha? O ne lan? Levye buldum. Tamam. Bunları okuyamıyorum. 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 Üst katta mı lan acaba? O makyaj malzemesi falan dediğimiz yer üst kat mı acaba? Lan ama... Bekir! Ama anahtarı düşürdüler ya. Şey anahtarı değil, merdiveni düşürdüler. Deviyi aldın, kapıyı kır. Hangi kapı? Hangi kapı? Hangi kapı? Kapıyı unuttum, hangi kapı? Yavaş. Ha? Merdiveni yemişler. Merdiveni yemişler. Hani düşürdüydünüz merdiveni? Merdiveni yemişsiniz. Ayo, kalk lan. Buraya vuramıyorum levyeyi. Ya bir tane çekmece ya. Aha. Ne oldu lan? Lan hoş. Aa. Sağ ol yavrum. Ya senin Allah bin bir belanı versin be. Mahbule. Puh. Puh. Pislik. Pislik kadın. Lanet. Saçı kopası çekilesice. Tak artık şunu, bana mı takacaksın? Anahtarı bana mı sokacaksın ya? Lan oğlum, levyeyi nerede kullanacağız? Ha bu, lan dur dur. Buraya sokacağız galiba. Aha. Sok sok. Sokamıyorsun mu? Sokardın ya. Şuna sok. Makbule ile Nurten. Lan oğlum. Kaç tane anahtar oldu? İki anahtar olmadı mı? Bize iki anahtar bir levyen var ya. Zincirli kapı olmuyor ama. Bak. Bak takamıyorum. Bir tane eksik anahtarım var. Levyeyle anahtar bulmamız lazım. Cansu'cum selamlar. Levyeyle anahtarı nereden şey yapacağız ya?
Bir alın lan. Ha bura mı acaba? Dur bakma, bak burada bir şey çıktı az önce. Dur lan. Vallahi ha. Ha lan buradaymış ya anahtar. Anahtar oradaymış ya yavrum. Makbul abla. Abla canını yiyeyim abla. Vallahi geçtik bir yerlerden. Aha evin içinden ev çıktı. Let there be blood. Kan olmasın dur. Nereye geldik oğlum? What is this place ya? Ağlıyor mu gülüyor mu kız? Allah. Yok. Ampulle derdi var ya burun. Tikon, I will understand you if you are mad at me. Bana kızarsan da anlarım seni Tikon diyor yazan kişi. I knew that deep down you wanted to have real friends. Derinlerde böyle gerçek bir arkadaş istediğini biliyorum Tikoncum. Friends that you missed the live communication. Diğer insanlarla canlı olarak irtibata geçmeyi de özlediğini de biliyorum. Ancak I couldn't let anyone get close to our family. Kimsenin ailemize yaklaşmasına izin veremem. Otherwise diğer türlü bizim sırrımızı öğrenir o insanlar ve what happened to me now would be happened much earlier. Bana şimdi olanlar daha önce olurdu demiş. You were kind. Sen herkese karşı çok naziktin but onlar bunu hak etmiyorlar. Herkese karşı çok nazik olmanı insanlar hak etmiyor. I want to be as for you. Ben senin için en iyisini istiyorum. Benim annem, senin büyük annen yani, bana birçok şey öğretti ve aynı zamanda insanlara güvenmemeyi de öğretti. Because they are afraid people like me. Çünkü benim gibi insanlardan korkar onlar demiş. Bizim ha Tikon denilen çocuğuna nesi cin o zaman? Ah ne cin? Cin mi? Abla cin misin? Are you cin? Ha? Anam Allah. Evet desen yeterli gerizekalı, ne kapıyı vuruyorsun mal? Kapı ne vurursun lan? Ne oluyor, bir şey yiyor ya şapur şupur. Vallahi şapur şupur parça karpuz mu yiyorsunuz, ne yiyorsunuz ya? He? Yavaş. Tikon. Lan ne oluyor oğlum? Bıçak var, bebek var. Jim bak vallahi oyuncağa bak. Luka mı bu? Oyuncağa bak. Abla sokarım. Andolsun sokarım bunu sana. 6 metre boyu var. O ne? Oğlum kola bak. Bacağa bak. Gövdeye bak, göte bak. Tövbeler olsun, kafaya bak. He? Abla sokayım mı? Bıçağı yani. Yavaş. Yavaş. Ne bileyim hani belki bıçağı sokarsak hani huzura kavuşur. Ne bileyim oğlum. Çıkamıyoruz ya. Katiyen çıkamıyoruz. Abi kendime sokayım. O ne? Hos. Luka. Hadi çalış lan çalış. Allah'ın belası ışık açıl. Dönmeyem ya. 10 numara Isparta halısı manzaram var, dönmeyem. Elektriklisi sok takı verem kendime. Vallahi bak. Ne yapayım, gözümü mü kapatayım? Aşkı anlamıyorum. Bıt bıtın. Anlamıyorum ya. Gözümü mü kapatayım? Boynumu mu kırayım? Ne oluyor oğlum? Abla ne oluyor? Lan ne oluyor? Bunlar kim ya? Ha? B
Ben de mi böyle durayım? Anlamadım ki. Ne oluyor lan? Alo? Lütfen yardım et bize. Buradayız. Neredesiniz? Ha, mankenler siz mi? Ne yapayım ya? Kapa çeneni. Çeneni kapa. Tamam. Anasını da, büyük anasını da, hepsini de bayramda kimse ziyaret etmesin inşallah. Aha. Dir, kapıları kilitledi. Ha. İki gözlerimi kapattım. Abi nasıl kapattım? Dur, üç. Yer buldum kendime, bulamıyorum. Aç bir popoluk yer aç ya. Nazike, bir çıkın lan. Ana, alt tap attı oyun. Yanlışlıkla alt tap attım. Pardon. Dur oğlum. Bekliyorum. Dönmeyeyim. Bu taraftan, bu taraftan. Buraya gel. İçeri gel, korkma. Geleyim mi? Anlamadım. Geleyim mi? Lan geleyim mi, gelmeyeyim mi? Anlamadım. Nurettin abi, geleyim mi? Abi? Gitme kar. Abi geleyim mi? Ha? Anamay Allah. Oğlum çıkamıyoruz buradan biz. Tutsaklar. Prisoners. Işık yok. Işık yok mu? Ha. Işık kendini anca aydınlatıyor ya. Hadi. Six kids bullied me. 6 tane çocuk beni zorbaladı diyor. Bana zorbalık yaptı diyor. They mocked me because I was too kind. Yani çok nazik olduğum için, çok hani böyle alttan alan birisi olduğum için benimle dalga geçtiler. Beni alay ettiler diyor. Çünkü ben diğer herkes gibi değilim. They were involved in the murder of my mother. Onlar benim annemin cinayetinden sorumlular dedi. Ona o cinayetin faillerindenler, o çocuklar. I was able to punish 5 people. 5 kişiyi cezalandırmam gerekiyor, bu 5 kişiyi. They wanted so much to go home, their mama. Çok fazla işte hani onları tutsak ettim ve onlar annelerinin babalarının yanlarına gitmek istiyorlar. Çok fazla hani ya işte hani çok istiyorlar geri dönmeyi. I let their parents to find children on my doorstep. Ben de onların ailelerini kapı eşiğime kadar getirdim çocuklarını bulmaları için. Ve onların gördükleri şey, gördüklerinde çocuklarını bu halde, gözlerine inanamadılar. Çocukları mutasyona uğramıştı. Hepsi mutasyona uğramış haldeydi. Ve şimdi acı çekme sırası onların ailesindeydi. Tıpkı benim gibi. Onu ne avradını ne diyorsun ya? Abi ben de mi çocukların ailesinden biriyim?
Lan benim oğlumu gebertin lan. Lan benim oğlum bir cinayete karıştınız, tamam öldürün lan, ben geri döneyim. Lan biz mirastan reddettik ya bebeği. Lan biz onun doğduğu günü her gün lanet ediyoruz ya. Ben gideyim lan abla, oğlum, çocuk. Ha? Senin annen kim oğlum? Ben gideyim oğlum. Vallahi bilmeyiz biz senin ananı falan lan. Bana vurma, çocuğuma vur ya. Biz vallahi reddettik abi. Red belgesini getireyim. Bak kaymakamla valiliğe kadar gideyim. Arayayım geleyim ya. Ha? Reddi miras belgesini alam gelem ya. Vallahi bak. Anlatabiliyor muyum yani? 550 14 71 ma. Bu ne, askeri teçhizat mı bunlar? Tornavida gibi bir şey aldık ya. Allah! Anam vay, Allah bin bir belanı vermesin. Abla vallahi bizim çocuk eti de sizin, kebi de sizin ya. Yavaş. Aha, yapma lan. Oğlum üfleyerek mum yaktılar. Üfleyerek mum söndürülmüyor mu normalde ya? Bunlar üfleyerek yaktı lan. Abi bunlar nedir ya? Şu kadın mı lan? Hayırdır oğlum, üniversite sınavına hazırlanıyorum burada. Ne yapıyorsun? Şşş, bıdık. Kadınların gözleri niye delinmiş ya? Kapkara hepsi. Ne bu? Gelinlik mi? Şşş. Senin anan mı öldü oğlum? Ne oldu? Sen misin? Vallahi lan. Bizim oğlanı da al böyle yap lan. Vallahi bak bizlik değil ya. Sevgili oğlum. Sevgili oğlunuz. Sevgili oğlum. Ölümden korkma. Ölmekten korkma. Ölüm bir yeniden doğuştur. Çok şey yaptın, çok şey oldu. Ernest'e yepyeni bir dönem geldi artık, yepyeni bir sürece giriyorsun dedi. Let them think they are beating you. Seni alt edebileceklerini düşünmelerini sağla. Bu onları yok edecektir. Abi yok yok. Biz senin bizi indireceğin düşüncesindeyiz ya. Lan sal gidelim kral ne olur. Çocuğun arkasına gitsen bir şey yapmazlar herhalde. O ne lan? Ölüsü mü bu? Yani sizin çocuklarınız bir bok yiyor. Hecere singeriz çekiyoruz ya. Abla gelmeyeyim ben. Düğünlerde böyle gelin yolu olur. Damat da gelin gelsin diye böyle yaparlar. Böyle altından geçer gelin damat. Öyle hissettim kendimi de bunlar hiç bakmıyor ama ya. Anam lan. Kırıldı kadın. Manken kırıldı. Buraya gel, korkma. Gel buraya. Abi ben gelmeyeyim. Ha? 9-10 alı sağ var, onu yetişeceğim abi, ben kaçayım. Bak. Tamam tamam, oradan değil, oradan değil. Telif verme, telif olmasın. Telifleri üzemiyoruz aman. Çıkamıyoruz. Hayda. Yine buradan geçeyim abi. Aa, kadın dans ediyor lan. Black Swan. Sol mu? Hadi buyurun.
Kral FM. Ha, burası zincirli. Lan burası zincirli. Açın lan! Nermin, anahtar ver. Yavrum sen niye geldin? Ha? Şş, anahtarı ver. Nereni soktun ya? Nereden alayım? Yavrum anahtarı vermeniz lazım ama. Bekir. Dayı senin arkanda mı? Abla? Oğlum? Yok abi açmıyor ya. Buralar da açmıyor. Bunları da alamıyorum ya. Aha, bolt katır var. Evlat gibi yatırmış vallahi bak. Bismillah. Ha, chat. Yok yok. Arkadaşlar sağ mı sol mu? Anket yapak mı? Hadi bir anket. Hadi bir anket. Seri bir chat anketi, sağ mı sol mu anketi. Dur. Sor iş. Hangisi? Anket geldi. Tweety çok teşekkür ederim de senin için. Bu arada oyun oynarken süper teşekkür yapan, abone olan, yani katıl yapan arkadaşların isimlerini okuyamadım. Süper chat atan. Oyun bittiğinde okuyacağım. Karar anı. Oğlum soldan böyle bir ses geldi, sağdan hiç ses gelmedi. Dur bakalım ne olacak. Aziz 12. ayında hoş geldin Aziz'im. Tamam %74 mü? %70 sağ çıkmış. Okey. Bir saniye. O zaman ortadan gideceğiz. Hazır. Odaklan bana. Kamera sen de odaklan. Beğeniyorsun. Gidiyoruz. Ne çıktı lan? Ha sağ çıktıydı. Kes yavrum. Sağ bombok bir yere çıktı ya. Yo bro! Oy! Derdisin. Ne bakıyorsun oğlum? Vuracağım tokadı ya. Bok vardı geldin gercesine baktı bana resmen. He cut off our tongue and swear up. Aa diyor ki dillerimizi kesti ve dudaklarımızı iğneledi, şey yaptı. Dudaklarım, ağızlarımızı dikti. Böylece çığlık atamadık. Onunla oyun oynamamızı istedi çocuk. Biz eve gitmek istedik. Üzgün olduğumuzu hep söyledik. Diliniz kesildiyse nasıl söylediniz oğlum? Ama sürekli vakti gelince dedi. Vakti gelince ailenizi görebileceksiniz deyip durdu bize çocuk.
Oğlum siz çocuğun anasını öldürürseniz o çocuk da sizin kıçınıza 15'lik beton çiviyi çakar. Bizden birisine ne yaptığını gördüm çocuğun. With someone who didn't have time to hide. Birisinin saklanacak kadar vakti yoktu ve çok korkunçtu. Bize geri döneceğini söyledi ailelerimizle birlikte. Sadece bu şekilde geri, bir form şeklinde bir şeye bürünmüş şekilde ailemize geri döneceğini söyledi. Bu doğruydu diyor. Bu ev kaçırılan çocukların alıkonulduğu işte, onlara işkence edilen ev. Yani bunu zaten en başta anlattık oğlum. Bunu bize hatırlatmana gerek yoktu kral şimdi. Evin sağda solda bir boka çıkmadı ya. Ha? Nermin, lütfen. Anlıyorum. Cinni ve de cinni oluşumlar. Böyle mi gideyim, ne yapayım? Burada kadın dans ediyordu şimdi. Namahrem olmasın ya. Aha, şeytani bir kitap açtık. Anlıyormuş gibi sayfaları çevirme lan bir de. Oyuncak ve mumlara ihtiyacım var. In order to perform, bir ayin gerçekleştirebilmek için sıralama şöyledir. Bir oyuncak alırsın, oyuncak bebek. Bir kitap alırsın, bir mum alırsın, bir de çakmak alırsın. Bunların hepsini aynı çember içerisinde yakarsın. Sonra da evi yakarsın. Anlıyorum. Peki abi, aslında ben şimdi çakmağa çaksam, bir tane molotof yapıp direkt evi yaksam, zaten içindekiler de otomatikman yanmıyor mu lan? Bebek, kitap, çakmak, mum. Bu kim lan? Bu kimdi? Oyuncak, oyuncak bebek, kitap, mum, mumlar. Ha, mum değil, mumlar, çakmak. Ececiğim hoş geldin. Mumlar, çakmak. Mum abi, aha mum. Mum abi işte. Bu ne? Trafo mu bu? Mum işte. Aha mum. Sana mum. Mum ya! Floresan mı abi o? Allah'ım! Ya benim içime bir girme artık, girme. Ben senin içine girmek istiyor muyum ya? Ben sana koşuyor muyum öyle? Sen nasıl bir inni ve de cinni oluşumsun ya? Böyle yüzüme geldi ya. Hayatım yüzüme geldi. Allah belanı versin. Makbule ya. Ya yavrum, mumu nereden bulayım şimdi bu saatte ya? Ne istiyor lan oyuncak bebek? Mum. Oyuncak bebek, mumlar. Ha, bebek bu. Gel lan. Kalk lan. İt ol it. Tamam, bunu okumuştuk. Kalk lan, kalk. Koyla bebeği şuraya. Ha, hepsinin en son mu? Gidip çakmak bulacağız bir tane de. Ya abi, bende çakmak vardı ya. Arabanın torpido da var. Gidip bir bakayım, geleyim mi? Abla. Bir gidin bak, koş bir koşu gidin alayım, geleyim mi? Torpido da var arabanın. Ha? Makbul abla. Allah aşkına lan. Bir koşu gidelim alayım, geleyim. Tamam, çocuğu aldık. Neydi? Mumlar, çakmak. Oğlum öğrenciler, dur bakayım, ranza altına falan bir yere sakladıysa bir paket sigara falan çıkarırız belki. Şşş, çakmak ver lan. Çakmak ayin masasında mı? Ne diyorsunuz ya?
Torino. Ameno, ameno. Çakmak burada mı ya? Hani? Arkadaşlar beni niye koparıyorsunuz ya? Yok çakmak mama burada. Ha buradaki masada tamam. Ayin masası deyince ne bileyim oğlum. Tamam çakmak tamam. Mumları alalım abi. Topla şunları. Ya abi mum mumdur ya. Kurban olayım mum vallahi mumdur be. Ama ayin masası dediniz ya ondan dedim yavrum. Bu olmuyor mum. Ya bu mum değil mi abi? Elma mı bu? Haberim yok benim. Buna artık elma mı diyoruz biz? Mum işte ya. Kapan lan. Değişti mi yani ya bu? Oğlum bir verin lan. İlla kokulu mu olacak ya? Ay vallahi lavanta kokması ayine gelmiyor bizim cinler ya. İlla lavanta mı kokutacağız ya? Yavrum işte mumdur la. Şunu verin. Kapıyı da açamıyorum ki ya. Mehmet geçen bir mum aldı. Tüm cinler evde toplandı ya. Öyle bir şey mi lazım? Ne bileyim anlamadım ki. Bug mı oldu lan acaba? Şşş, mumu ver oğlum. Nihat. Mumu verin ya. Ha oğlum buradaymış lan. O da mum, bu da mum ya. Hadi koy bakalım hadi. Hah bebeği yandı abi. Ananı da yakacağım. Kim o lan? Anan mı? Ha? Ağlıyor mu? Bağırıyor mu? Ne oluyor? Acı mı çekiyor? Anlamadım ki. Gülüyor mu? Ağlıyor mu lan? Gideyim mi ben? Teşekkürler. Ne ya abi? Ne yaptığına dair hiçbir fikrin yok dedi. Anam şeytani gücü daha da mı açığa çıkardın lan? Yakıta ihtiyacım var. Buradan çıkmam lazım. Tüm evi yakacağım. Vallahi yakacağım. Tüm evi yakacağım. Gazolin lazım bize. Bir yerde varil gördüydüm lan. Dur bakayım. Şurada bir yerde varil gördüydüm. Abi evden çıkmamız lazım ya. Koşmasak mı kral artık? Şu an bence koşmanın sırasındayız ya. Hani bu oyunda koşma vardı oğlum? Aha gazolin. Boş. Ne diyorsun ya? Burada da gördüm sanki bir yerde. Dur bakayım. Gazoline, gazoline. Mumları da söndürmüşler. Abi 50 liralık doldur ya. Ha? Allah Allah. Arabanın depodan çekeyim. Burayı kesemiyoruz mu? Kesemiyoruz.
Vallahi bulduk. Dolu. Dolu dolu dolu. Sigara, sigarayı patlatacak, atacak bak karakter. Hak etti onu şu an. Umut Akın, evet abi linkten gelmen lazım yoksa kabul olmuyor. Altıya kadar sayıyorum. Koşayım mı yani, anlamadım. Altıya kadar sayacaksın, çıkayım mı? Abi araba bozuk hala. Oğlum bir şey geliyor lan arkadan. Lan. O kim? Aa kedi. Lan! Isırık. Aa telefon bağlantısı var. Ara ara kaymakamlığı ara. Valiliği ara, herkesi ara ya. Merhaba, arama kurtarma servisi. Ne oldu hocam? Buyurun. Evet, ne oldu size? Merhabalar. Terk edilmiş bir köyde yanan bir ev görüyorum. İtfaiyeleri aramanızı istiyorum hemen. Daha sonra geldiğinizi açıklayacağım her şeyi. I saw a watch a blogger. He said that he did not believe anything paranormal was. Diyor ki bir tane blogger'ı izledim diyor. O evde paranormal hiçbir şey olmadığını söylüyor diyor. Hatta gördükleri şeye göre something was happening. Burada bir şeyler olmuş. But herhangi bir şeye rastlanmamışlar. Until one day he arrived abandoned pre-pioneer camp. To be honest I don't believe him. I thought he did everything from the stage. But now after everything I saw and experienced it, I realized the world is not simple. It seems to be at the I don't know why I decided to be this ritual. I want to run, but something is happening in my life and all this. As a result, ha diyor ki işte arkadaşlar bir tane blogger okudum diyor. Bir tane blogger okudum diyor. O blogger benim bu yaşadıklarım, bu olayları yaşadığım eve gitmiş ve burada hiçbir şey olmadığını söylemiş. Ama işte yani bana saçma geldi. Çünkü ben orada yaşadıklarımı kendim biliyorum. Ne olduğunu, ne bittiğini kendi gözlerimle gördüm. Kendim deneyimledim, kendim yaşadım. Ve bunun dışında varlıklar, yani doğa dışı, yani gözle görülemez varlıklar, işte entities dediğimiz varlıklar kesinlikle dünyamızda varlar. Sadece hani nerede, ne zaman çıkacakları belli olmuyor kafasında konuşuyor. İşte ben orada bir şey yaşadım, bir ayin yapmam gerekti. Ayin yaptım ve ayin yaptıktan sonra düşündüğüm tek şey kaçıp koşup kaçmaktı. Oradan koşup kaçtım ve hayattayım. İşte bundan sonrasında beni neler bekliyor bilmiyorum demiş karakter. Ama bu adamın söylediklerine, bu olayı yaşayan insanın söylediklerine, bizim oynadığımız olayın yaşanmasını anlattığımızda kimse yaşananlara inanmamış anladığım kadarıyla. Evet. Emika Games'in yaptığı I'm Counting the Six bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz bay